Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programı devam ediyor. Stüdyomuzda bir meslektaşımız bulunuyor. Programımızda siyasi ilk konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faik Öztrak idi. Konuştuk efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Başbakan'la yaptığı görüşmede o da masadaydı. Sayın Korutürk'le beraber Sayın Öztrak da vardı. Ciddi eleştiriler getirdi. Gittik ama ekonomik bazı konular konuşulur diye umduk, onlara girilmedi dedi. Bugün grup toplantısında değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapmalı açıklamaları Sayın Başbakan dedi. Biz şimdi bir meslektaşımız Abdullah Abdülkadiroğlu, Samanyolu Yayın Grubu Ankara temsilcisi, sizinle ve bizimle birlikte ona kulak vereceğiz. Günaydın Abdullah Bey, hoş geldiniz efendim. Günaydın Erkan Bey, teşekkür ederim, hayırlı sabahlar. Sağ olun, size de hayırlı sabahlar diliyoruz. Dinlediniz mi Faik Bey'i biraz? Evet, tamamını dinledim ama evet. Öncelikle Trabzon'da bir bombalı eylem var askeriyenin önünde. Onun evet. için üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Bir ağır, üç askerimiz şu anda yaralı. Allah şifa versin. Amin. İnşallah. Allah'tan duamız o ki ölü olmaz. Trabzon Düzköy ilçe jandarma binası önünde bir patlama var. Bomba olduğu tahmin edilen cismin patlaması sonucu bir ağır, üç asker yaralı. Şu ana kadar gelen bilgi bu. Ayrıntılı bilgiler bizlere ulaştıkça sizlere aktaracağız. Bu son dakika gelişmesini üzülerek aktarıyoruz. Trabzon Düzköy ilçe jandarma binası önünde patlama. Bomba olduğu tahmin edilen cismin patlaması sonucu bir ağır, üç asker yaralı. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah Allah'tan duamız o ki ölü olmaz. Sayın Öztürk'ün açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizi cezbeden yerleri vardı. Ben buraya Sayın Öztürk'ün açıklamalarını değerlendirmek için gelmedim. Yani hani meslektaşımız şimdi, olduğu için soruyoruz yani. Birçok açıklama yaptı. Hangisini soruyorsan ona göre cevap vereyim. Ama şimdi bu Trabzon'daki meseleyle ilgili istersen girelim. Şimdi Türkiye'nin ciddi anlamda sabrını test etmeye çalışan bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Şimdi evet. Biz kim ne derse desin yiğit milletiz, tamam mı? Biz kimsenin arkasından film fırıldak çevirmeyiz, senin tabirinle söyleyeyim. Birisiyle sorunumuz varsa yüzüne söyleriz. Birisiyle görülecek bir işimiz varsa gideriz, karşısına çıkarız, deriz ki biz seninle bu işi göreceğiz. Türkiye'nin, hiçbir ülkenin arkasından iş çevirdiği bugüne kadar görülmemiştir. Ama gerek Suriye üzerinden, gerek terör örgütünü kullanarak bir takım güçler Türkiye içerisinde ve Türkiye'ye karşı bazı atraksiyonlar peşinde koşuyorlar. Türkiye'nin imajını zedelemek için, Türkiye'yi bir takım sıkıntıların içerisine sokmak için bir işbirliği içerisindeler. Birbirleriyle paslaşıyorlar. Suriye'yi kullanarak Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Ve bu gerçekten Türkiye'nin bu kadar ciddi anlamda bazı kazanımlar elde ettiği bir dönemde Türkiye'yi zora sokmak için yapılan bunlar hareketler, atraksiyonlar. Ben bu terör olayının Suriye'deki düşürülen uçağımızdan bağlantısız olduğunu düşünmüyorum. Dağlıca'nın Suriye'deki uçağımızdan bağlantısız olduğunu düşünmüyorum. Bunların hepsi belli bir organizasyon dahilinde Türkiye'ye karşı planlı olarak yapılan hareketler ve bunun karşısında bu hareketleri planlayanlarla bu hareketlerin sonuçlarına göre konumlanmaya çalışanlar şu anda birbirlerini de test ediyorlar aynı zamanda. Türkiye'nin vereceği tepkiler üzerinden. Dolayısıyla bunlara biraz böyle bakmak lazım. Türkiye gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Türkiye gerçekten çok zor bir sınavdan geçiyor. Onun için biraz daha sağduyulu olmak lazım. Biraz daha meseleyi bizi gaza getirenlerle tam olarak onların istedikleri şekilde hareket etmeden bizi de bir batağın içerisine sürüklemeye çalışanlarla da çalışanların da sözlerine temkinli yaklaşarak değerlendirmek Rusya lazım. Rusya istemezse Suriye buna cesaret bile edemez. Erol Tarcan Mannheim'dan saygılar diyerek bu mesajı göndermiş. Doğru söylemiş. Çok doğru. Evet. Şimdi Rusya'nın zaten bu olaydan sonra yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. Bir kere Rusya Türkiye'nin bu meseleyi NATO'ya götürmesinden son derece rahatsız. İki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ne üzerinden bu mesele çözülseydi diyor. Suriye, affedersiniz Rusya, ya bu ülkeler ya bizim çevremizdeki bu film fırıldağı çeviren ülkeler safa yatıyorlar ya da Türkiye'yi saf zannediyorlar. Bak çok net söylüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerinden bu meseleyi tartışırsan bu mesele kimin önüne gelecek? Hı. Rusya'nın önüne gelecek. Tabii. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane daimi üyesi var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin. Bu 5 daimi üyeden bir tanesi
bir karara itiraz ederse, bir konuyu kabul etmezse o gerçekleşmez. Dolayısıyla şimdi Rusya diyor ki siz bu meseleyi NATO'ya götürmeyin, BMGK'ya götürün. Evet. Oradan gelsin. Rusya ne yapacak? Hayır. Çin ne yapacak? Hayır. Ya çocuk oyuncağı mı zannediyorlar bunu? Evet. Bizim savaş uçağımız düşürülmüş. Bazıları herhalde bizim şunu dememizi bekliyor. Ya artık zaten o savaş uçağının da ömrü dolmuştu. İşte biz o pilotları da zaten sevmezdik falan. Böyle mi diyeceğimizi zannediyorlar? Yani bir savaş uçağımız düşürülmüş. Bunun karşısında hiç sesimizi çıkartmayacağımızı mı zannediyorlar? O savaş uçağı Türkiye Cumhuriyeti'nin namusudur. O pilotlar bu vatanın evladıdır. Dolayısıyla hiç kimse bunlara karşı Türkiye'nin sessiz kalmasını beklemesin, bekleyemez. Asya candan, çözümü barış yoluyla bulmalıyız, savaş yoluyla değil. Ben savaşa karşıyım, bu ülkede savaşı zenginler çıkarır ama hep fakirler ölür demiş Asya candan. Ben de savaşa yargı karşıyım. Yargı kısmı doğru ama şu anda bakın diye. Şu anda Suriye üzerinde bazı güçler bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bazıları da kendi menfaatleri için Suriye'deki rejimin devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar. İşte bu iki arada Türkiye tam kalmış durumda ve Türkiye'yi Suriye'deki rejimin gitmesini isteyenlerle Suriye'deki rejimin kalmasını isteyenler her ikisi de kendi menfaatleri açısından Türkiye'yi kullanmaya çalışıyorlar. Bu kadar net. Böyle zor bir kurt kapanın içerisinde bir kere bir Allah bize yardım etsin. Allah yardımcımız olsun. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Allah Türkiye'yi yönetenlere yardım etsin. Gerçekten zor bir durum. Bugün Türkiye bu süreçte izlediği stratejiyle sonuna kadar haklıdır. Bir, barışı bir kere bizim devam ettirmemiz lazım. Savaşmak kolaydır. Bir yere kırar döker girersiniz ama ondan sonra o kırıp döktüğünüz yoldan geri çıkmak zorunda kalırsınız. Bizim çevremizde o geri çıkarken de ayağınıza o kırıp döktükleriniz batar, üstünüz başınız kan olur. Kendiniz hasar görebilirsiniz. Bizim çevremizdeki ülkelerin birçoğunda bu müdahale ve savaş türü olaylar yaşandı. Evet. Yıllarca yaşandı. İran, Irak birbiriyle savaştı. Öbür taraftan Orta Doğu aşağı bölgede savaşlar hala devam ediyor. Hangisi ne kazandı? Akılcı politika yapmamız lazım. Kaldı ki bizim Suriye ile savaşarak elde edebileceğimiz ve beklentisi içerisinde olduğumuz bir kazanç da yok. Yani Suriye tamamen başka ülkelerin bir organizasyonuyla Türkiye'ye karşı, bak çok net bir ifade kullanıyorum, tetikçilik yapmıştır. Evet. Dolayısıyla bunun karşısında bizim uluslararası mekanizmayı harekete geçirmek üzere yaptığımız adımlar son derece doğrudur. Ondan sonra oradan bir takım sonuçlar almaya çalışmamız doğrudur. Suriye'deki rejim eğer gidecekse bu uluslararası kamuoyunun uluslararası mekanizmalarında içinde olduğu bir sistemde götürülecekse götürülmelidir. Demiş gibi şey, biz tamam yani da biz uyuyan yılanı uyandırmadık mı? Suriye'nin iç işlerine müdahale ederek onu üstümüze saldırtmadık mı? Niye iç işlerine müdahale olarak görüyorlar? Yani sizin yanınızda bir ülkenin gücü, bir ülkenin yönetimi kendi vatandaşlarını öldürüyorsa ve o insanlar da imdat, yardım edin diyorlarsa buna bakmayacak mıyız? Ya bir ülkenin ormanları yanıyor, sizden yardım istiyorlar. Siz de kaldırıp götürüp yangın söndürme uçaklarınızla ormanın yangını söndürüyorsunuz. Bunun gibi bir şey. Evet, Suriye rejimi bizim Türkiye'nin oraya karşı yapmış olduğu, insanların katledilmesine karşı yapmış olduğu hareketten rahatsız. Ama yapabilecek bir şey yok. O zaman sen de vatandaşına bunu yapmayacaksın. Evet. Sen de vatandaşını katletmeyeceksin. Şimdi Suriye rejimi diyor ki muhalifleri destekliyorsun. Allah aşkına çocukların katledildiği görüntüleri gördük ya. Çocuktan muhalif mi olur? Yani böyle bir şey olabilir mi? Çocuğun muhalif olduğu nerede görülmüş? Çocuğun muhalif diye öldürüldüğü nerede görülmüş? Çoluk çocuk demeden insanların katledildiği nerede görülmüş? Ama şunu diyorsan, yani Türkiye bu kadar kesmeli miydi bütün ilişkileri diyorsan, o konuda şu görüşe katılırım. Türkiye bence bugün orada büyükelçisini hala tutsaydı fena olmazdı. Evet. Ya tutmalıydı yani. Ne yani canım? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikalarının hiç mi kabahati yok bu işte? İşte dedim, Türkiye orada büyükelçisini şu anda tutmalıydı. Yani olsaydı. Türkiye bir kere bir ülkede büyükelçi ne zaman çekilir? Sana karşı artık o ülkeden bir hareket görmeye başladığın zaman ve artık bu hareket dayanılmaz noktaya geldiğin zaman çekilir. Türkiye büyükelçisini çekseydi bu olayla çekmeliydi. Ama bu olayda bile çekmeyip orada o büyükelçi bir takım diplomatik faaliyetler yürütebilirdi. Bu tabii
ülkeyi yönetenlerin vereceği karar. Bizim orada büyükelçiliğimize bir saldırı oldu biliyorsunuz. Evet. Yani birçok ülkenin büyükelçisi de o süreçte çekildi. Onlar zaten bakın kapalı toplumların ülkesini içeriye kapatan ve içeride pimini çekmeye çalışan toplumların yapmak istediği en birinci öncelik nedir biliyor musunuz? Sen de çok iyi biliyorsun ki bunu. Ülkeyi dışarıdan tecrit etmektir. Büyükelçilerin çekilmesini sağlarsın. Yabancı ülkelerin ülkenden gitmesini sağlarsın. Tamamen bir Kuzey Kore modeli oluşturursun. Tayfur Okan demiş ki o modeli oluşturduktan sonra da içeride istediğini yaparsın. Tayfur Okan çekersin, vatandaşını öldürürsün, her şeyi yaparsın. Çoluk çocuk demeden muhalifler öldürdü. Kimi ne yaptı? Hula'da çoluk çocuk demeden muhalifler provokasyon için öldürdü demiş. Kendi kendilerini mi öldürmüşler? Muhalifler yapmışlar. Ya vallahi bu bir bakış açısı bilmiyorum. Yani hiç kimse herhalde muhalif olanlar kendi çocuklarını öldürmezler. Yani sen yapar mısın böyle bir şeyi? Hani biz burada dünyaya bir şiddet görüntüsü verilsin diye kendi çoluk çocuğunu öldürür müsün? Bunu herhalde hiç kimse yapmaz. Zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Ama Esed'in de arkasında olan bir güç onu da kontrol ediyor. Yani ben onun kendi özgür iradesiyle ülkesindeki bu olanları gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Kim kimi öldürüyor arkadaş? Onları silahlandıran kim? Türkiye silah vermiyor mu muhalif dediğin adamlara? Sen de terör örgütünü katletme o zaman. Sen de terörü destekleme o zaman demiş. Ne diyorsunuz? Hangi terörü destekleyeceğiz? Yani sen derken Türkiye'ye söylüyor. Yani muhaliflere de silahı Türkiye vermiyor mu? Şimdi bakın. Kendi ülkesinin bunu tabii bunu bir doğru bilgi olarak kabul edemeyiz. Bir kere silah verildiği konusunu kabul etmiyor Türkiye. Kendi ülkesinin vatandaşını öldüren ve katleden bir yönetimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani buna bir terör örgütü olarak bakmak doğru değil. Buna terör örgütü olarak bakamazsınız. Ülkesinden kaçan insanlar var ve o ülkenin yönetimine karşı baş kaldıran insanlar var. Niye? Katledildikleri için. Yani bizzat silahlarla, tanklarla, toplarla vuruldukları, öldürüldükleri için. Hayri Ünal, Suriye Rusya'nın maşasıdır. Amerika Birleşik Devletleri de çöreklenmeye hazır yılandır. Bunu böyle bilmek lazım demiş. Ne diyorsunuz? Yani genel olarak baktığınızda fotoğrafta bunların hepsi yerine oturuyor. Şimdi şöyle bir fotoğrafa bakalım. Suriye'yi kim destekliyor? Bu arada bir soru daha var. Erkan Bey, Rusya'nın çıkarı ne ki Suriye'deki bu tür olaylardan ve savaştan? Abdullah Bey'e ve size sormak istiyorum. O zaman şöyle anlatayım. Rusya'nın çıkarı ne? Rusya'nın Akdeniz'e inmesindeki tek yol Suriye'dir. Rusya Akdeniz'i kontrol altında tutmak istiyorsa Suriye'deki Esed rejiminin varlığını sürdürmek zorundadır. Çünkü Rusya'nın Akdeniz'deki üssü Suriye'dir. Dolayısıyla Rusya orada Esad rejiminin gitmesini istemez ve özellikle NATO eliyle de ya da Birleşmiş Milletler eliyle de değişecek bir rejimde Amerika'nın orada kendi yönetimini, kendisinin istediği şekilde bir yönetimi göreve getireceğini düşündüğünden bir kere bu rejimin gitmesini istemez. İkincisi, İran'la ilişkisini. İran'la bir mezhepsel ilişkisi var. Dolayısıyla İran, Suriye'deki rejim varlığını İran'ın varlığına borçludur. Peki Çin niye bunları destekliyor? Çin'in de İran'la çok büyük petrol anlaşmaları var. Çin petrolünü İran'dan alıyor ve Çin'le Rusya ve İran uzay çalışmaları noktasında birlikte hareket ediyorlar. Rusya Suriye'ye silah satıyor. Anlayabildiniz mi? Renklem iç içe geçmiş ve birbirinden ayrılmaz bir yumak haline gelmiş bunlar. Dolayısıyla Esad rejiminin gitmesini hiçbir şekilde istemezler. Oraya bir müdahaleyi orada bir Orta Doğu'da çıkabilecek bir savaşın ortaya çıkması noktasında gözlerini karartır, bunlar yaparlar. Bir de tabii ki Rusya NATO'yu kendisine çok büyük bir tehlike olarak görüyor ve dolayısıyla burada Türkiye'nin de NATO'nun istekleri ve çıkarları doğrultusunda gerek Rusya ve gerek İran'a karşı çıkarları gerçekleştirdiğini düşünerek Suriye'yi destekliyor Türkiye'ye karşı. Sadece Suriye'deki bu Esed işini değil, bizim uçağımıza yapılan bu saldırı işini değil, Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelen terörü de destekliyor bunlar. Dolayısıyla yani Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelen terör, aynı zamanda Suriye, Rusya, İran üçgeninden de destek gören bir terör. Özlem Hanım mesaj göndermiş. Duruşmam olduğu için sizi bugün izleyemeyeceğim. Yok, bu iki sıkı dostun tatlı atışmaları kaçmazdı. Güzel sohbetler.
Burada atışamıyoruz tabii. Ama o atışmayı biz başka yerde yapıyoruz. Evet, TVNet'te yapıyoruz. Çarşamba akşamları Ankara havasında Abdullah Abdülkadiroğlu ve Erkan Tan TVNet'te. Yarın yok saat 21'de ama bu hafta yok. Haftaya bekleriz Özlem Hanım. Hande Fırat, günaydın, sizi izliyorum demiş. CNN Türk'ün Ankara temsilcisi, değerli meslektaşımız. Efendim, Halil adlı bir seyircimiz. Biraz önce göndermiştim mesajı, kaybetmiştim. Arkadaş demiş, arkadaşla başlamış, arkadaşla başlayanlar genellikle ağır olur. Bir sene önce ortak kabine toplantısı yapan iki ülkenin gırtlak gırtlağa gelmiş olması ne kadar tuhaf. Peki ondan öncesinde sanki hiçbir şey yok muydu? Ya bakın şimdi burada Türkiye'nin Suriye'ye karşı göstermiş olduğu şu tepkiyi belki fazla görenler var. Belki de Suriye'nin Türkiye'nin uçağını düşürmesini kendi meşru müdafaası olarak dünyaya göstermeye çalışanlar var. Bizim içimizde de var bunlar. Tabii Suriye'nin PKK desteğini zaman, de unutmayalım. O zaman bizzat Dışişleri Bakanı Davutoğlu evet, açıkladı. O zaman, arkadaş diye soru sorana ben de diyorum ki arkadaş evet. Senin 30 bin insanını katleden terör örgütü nerede beslendi? Nerede yıllarca yaşadı? APO denen bölücübaşı katil neredeydi? Türkiye eğer bunun karşılığında Suriye'ye karşı bir şey yapması gerekiyorsa 1000 kere yapması lazımdı bugüne kadar. Dolayısıyla şimdi ortak kabine toplantısı yaparsın. Ben de gitmiştim o zaman o kabine toplantısına. Bir takım hep iyi... Nasıl yani? Sen de mi bakandın o zaman? Hayır canım, yani bakanlarla birlikte onu izlemek üzere giden gazetecilerden bir tanesiydim. Davet edilmiştim. Şimdi Türkiye elini uzattı Beşar Esad yönetimine ve Suriye'nin de o kabuğunu kırıp dünyaya açılabilmesi için ona bir fırsat tanıdı. Tamam. Fakat diğer güçler onu bırakmadılar. Yani Türkiye ile bir ilişki, ya Allah aşkına sana soruyorum. Türkiye ile iyi ilişki kurmuş hangi ülkenin başı belaya girmiştir? Ya Türkiye bir kere çevresindekilere kötü gözle bakan, onun toprak bütünlüğüne göz diken, onun içerideki devlet evet. yönetimine göz diken hiçbir zaman politika izlemez ki. Dolayısıyla Türkiye'nin oraya el uzatması bazı güçleri rahatsız etti. Ve bir süre sonra içeriden içeriye Türkiye ile olan ilişkilerini işte o birlikte kabine toplantısı, işte beraber maç evet. izlemeler, birlikte vizelerin işte, katmanlısını bunlar falan hepsi bazılarını çok ciddi rahatsız etti ve Esed rejiminin Türkiye'nin kontrolüne girdiğini ve kendi ellerinden çıktığını düşündükleri için olayları bu noktaya kadar getirip tabii bazının da çok büyük etkisi var. Onu da kullanarak Beşar Esed'i beynini yıkadılar. Yani bir yerde ya beynini yıkadılar ya hipnoz yaptılar. Bir şeyler yaptılar adama. Demiş ki Şebnem Bursalı, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İzmir'den. Selamlarımızı gönderiyoruz. İzmir'den sizi izliyorum. Ankara'dan selam olsun meslektaşımız Şebnem Bursalı'ya. Efendim bir başka seyircimiz demiş ki kimse masal okumasın. 2006'da Lübnan'da Hamas Hizbullah direniş eksenine ilk defa mağlup olan İsrail perde gerisine çekildi. Demiş ve bakın mesaj yarıda kalmış. Bakın, doğru söylüyor. Yani buradaki bir huzursuzluktan en çok İsrail neman alınır. İsrail şu anda pusuya yatmış vaziyette bekliyor. Kim ne yapacak bir görelim diyor. Ondan sonra o da herhalde yavaş yavaş kartlarını oynar. Şimdi bak bir de şöyle enteresan bir nokta var Erkan Tan. Suriye son zannediyorum 2 ay içerisinde Suriye'nin uçakları bizim hava sahamızı 4 kere ihlal etmişler. Evet. Ne yapmışız? Hiçbir şey. Türkiye'nin 1 yıl içerisinde toplam hava sahası kaç kere ihlal edilmiş biliyor musun? Başka ülkenin savaş uçakları, özellikle de Yunanistan. 114 kere. Ne yapmışız? Bir tanesini vurmuş muyuz? Ya da bir tanesine bir şey mi yapmışız? Bakın burada, şimdi Suriye Dışişleri Sözcüsü diyor ki, biz bunu bilmiyorduk ama milli müdafaa olarak uçağı düşürdük. Kastımız yok, Türkiye düşman değil. Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Ya sen bir kardeşinin uçağı girdi diye hava sahana düşürür müsün? Bir taraftan kardeş ülkemiz diyeceksin. Bir taraftan hava sahasına girmiş uçak ve girmiş çıkmış. Artık bu teknik veriler her tarafta anlatıldı. Yani Türkiye bunun haklılığını dünyaya anlattı. Tabii şu anda onunla yani şimdi ilgilenmiyor. Biz seninle çok iyi arkadaşız değil mi? Kardeş gibi arkadaşız. Evet. Senin şu bahçenden geçerken bahçene bir girsem şöyle içinden dolaşıp çıksam ve yanlışlıkla bunu yapmış olsam.
Sen hemen beni vuracak mısın? Mesajlar var ama. Ya hazır. Nedir bu savaş tamtamları çalmayalım, itidalli davranalım yaygarası. Kardeşim uçağımız düşürülmüş. İki tane pilotumuz da içinde şehit olmak üzere. Tabii daha ölüp ölmedikleriyle ilişkili bir bilgi alamadık. Allah'a dua ediyoruz ki hayatta olsunlar. Daha ne yapalım yani? Savaş yapacaksak da yapacağız. Bu kadar savaş korkaklığı olunur mu? Bu savaş korkaklığı ilgisi yok bunun. Bu akıllı hareket etmekle ilgisi var. Yani tamam sizin iki tane uçağınızı, bir tane uçağınızı düşürmüşler, iki pilotunuzdan haber alamıyorsunuz. Ama sizi göz göre göre bir bataklığın içerisine sokmaya çalışan bir mekanizma sizi tahrik etmeye çalışıyorsa buraya akıllı hareket edip girmemek lazım. Ben bu savaş çığırtkanlığı yapanlara şunu söylüyorum. Hiçbirinizin söylediği sözün bir önemi yok. Kimin karşısında? Şu anda o uçaktaki pilotlardan bir tanesinin babasının sözleri karşısında. Ne diyor o baba? Diyor ki iki tane uçağımızın düşürülmesi savaş, biz bunun için savaş yapmayız. Benim oğlum şehit olmuş olsa bile savaş yapmayız. Hiç kimsenin oğlu iki tane, üç tane, beş tane savaş uçağından daha kıymetsiz midir? Ama bir tane mesaj var, onu da sana söyleyeyim. Daha kıymetsiz midir? O baba bunu söylüyorsa hemen savaşa gidelim, işte hemen gidelim oradan Akdeniz'den Suriye'ye dalalım falan diyenlerin bir düşünmesi lazım. Siz Suriye'ye daldığınızda sadece Suriye'ye dalmamış olursunuz. O kardeşim işin, Suriye o bir işin, yıldır mı PKK'yı destekliyor? Çok, öyleyse niye bir yıl önce Esad kardeşindi? Niye o zaman da tepki vermedin? İşte bakın Türkiye Esad'a el uzattı ve Esad'ın bir takım işlerden vazgeçmesini ve iyilikle, güzellikle burada bir dost ortamı kurulmasını sağladı. Evet. Yani senin bir komşun var ve sana sürekli zarar veriyor. Ya gel arkadaş biz seninle bir dost olalım falan diye uğraşmaz mısın? Uğraşırsın ama karşındaki adam çıkmadı. Ne yapalım? Türkiye insanlığını yaptı. Karşıdaki bu insanlığın karşılığını veremedi. Şimdi bu savaş tamtamları yapanların bir kere oturup düşünmesi lazım. Türkiye niçin savaşacak burada? Kendi savaş uçağı düşürüldü diye mi savaşacak yoksa başkaları istiyor diye mi savaşacak? Türkiye hiçbir ülkenin taşeronu değil bir kere. Herkes bunu kafasına koysun. Burcu Efendioğlu, Hristiyanlarla Musevileri dost edinmeyin. Kim dost edinirse onlardandır ayetini göz ardı edip dost diye sarılırsan sonuç budur. Ayet böyle mi tam bilmiyorum. Kendisi kime dost diye sarılmışsınız? Ya Hristiyanlarla Musevilerle işte dost. Ya Allah aşkına bu ayetlerle yani, hadislerle şimdi sabah sabah milletin kafasını bulandırmasın hiç kimse. Ayetin hadisin ben ne bilmiyorum de, ayetin ne demek, tam meali bu mu? Ne demek, olduğu çok ortadadır. Kur'an-ı Kerim'in beyanıdır ama herkes işine geldiği yere çekip ayetleri hadisleri arkasına bugünkü saklanır. Bugünkü uluslararası ilişkiler yani, politikası haline getirmemeli. Yani, o zaman canım yani tek bir ayeti alıp da bütün uluslararası ilişkilerimizi bununla bir izah bugün, etmek bir de bugün ayetlerle, hadislerle bazı konuları açıklamaya çalışanların özellikle bu ulusalcı noktadaki insanların geçmişte Kur'an-ı Kerim'e nasıl zulümler yaptığını herkes çok iyi biliyor. Hiç hikaye okumasınlar. O da ayrı bir nokta. Peki öyle bir. Yani seni görünce tabii Kur'an ayeti aklına gelmiş olabilir. Şu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Erol Tarcan, İsrail bir askeri için neler yaptı? Martaval'a gerek yok kardeşim. Bağırıp çağıracağız, aşağı oturacağız. Olacak olan budur demiş Mannheim'dan Erol Tarcan. Bir kere daha mesela. Ya şimdi denemiş. Bunlar söylenmesi kolay şeyler tamam mı? Şimdi biz burada sokağa çıksak haydi Türk milleti yürüyün. İki tane askerimiz işte kayıp. Bir tane uçağımız şehit oldu. Ya Allah bismillah Allahu Ekber desek biz şuradan aşağı yürüyene kadar Suriye'ye 100 bin kişi arkana takarsın. Ama bu iş değil. Evet. Türkiye dünyada artık rol model olan bir ülke. Dünyada çok önemli pozisyonlar elde etmiş bir ülke. Evet bunu görmezden gelmeyelim demiyorum. Bak başta ne söyledim? Hiç kimse biz Türkiye'den şunu beklemesin. Ya zaten bizim o savaş uçağının da ömrü dolmuştu. Biz zaten onu artık işte tekaüte ayıracaktık. O pilotları da hiç sevmezdik falan dememizi beklemesin. Onlar bizim namusumuzdur. Tamam şimdi ne dememiz lazım? Kardeşim kaç saat geçti? Bir yılda 114 kez hava sahamız ihlal edilmiş. Sen söyledin demiş bir şey. Söyledim vuralım mı her yani? Her seferinde büyüklük bizde mi kalmış? Hayır. Büyüklük mü? Aciziyet mi? Zaaf mı? Kardeşim Türkiye'de başkasının hava sahasını ihlal eder Ege. De yapar bunu. Türkiye evet. Belki daha önce de Suriye'de başkasının hava sahasını, Suriye'nin hava sahasını ihlal etti. Ama buradaki olay bu hava sahası ihlali meselesi değil. Burada başka bir şey var. Burada bu olay üzerinden rant elde etmeye çalışan kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye'yi büyük bir tuzağın içerisine çekmeye çalışanlarla buna karşı Esed rejiminin devamından nemalanan ülkelerin ortak mücadelesi var karşılıklı. Türkiye bu işin arasında ezilmemeli. Sezai Kızılkaya iyi de be birader bizim uçak o oralarda ne yapıyordu? Ne arıyordu onların karasularında? Bunu kimse sormayacak mı diyor. Şimdi bunu soranlar da çok var. Şimdi bunu soranlar da var. Bakın aslına bakarsanız
böyle sıkıntılı bir yerde bu uçağın her ne sebeple olursa olsun, bakın Suriye tarafını gözetlemek için falan değil, kendi radarlarımızı test etmek için uçtuğunu söylüyorlar. Her ne sebeple olursa olsun bu şekilde bir strateji okuması yaparak burada başınıza bir iş gelebileceğini düşünerek daha temkinli hareket edilmesi gerekirdi. Evet. Ama hemen iki konuyu söyleyeyim. Birincisi, başbakanın muhalefet liderlerine yapmış olduğu sunum tarzı son derece doğrudur. Ama onu eleştirdi Sayın Öztürk, Faik Öztürk. Ben de gittim, bir takım ekonomik konuları da konuşuruz diye. Orası, şöyle bir şey yapmadılar. Orası ekonomik konuların konuşulması gereken yer değildir. Önce şunu açıklayacaksınız. Biz bu olayda haklı mıyız, haksız mıyız? Biz bu olayda doğru muyuz, yanlış mıyız? Önce bunu açıklayacaksın. Sen haklı mı, haksız mı? Uçağın orada ne yapıyor, ne ediyor, ne oldu? Anlatmadan önce ekonomik konuya girersen iş çorbaya döner. Türkiye bu süreci kendi içerisinde bir kere Türkiye'nin haklılığı noktasında çok güzel anlattı bunu hükümet. Çok başarılı oldu. Ve dünyaya da anlattığı noktada hiç kimse şu anda işte sadece Suriye, Rusya, Çin falan İran'ın dışında hiç kimse şu anda Türkiye'nin bu konuda haklılığını tartışmıyor. Niye bunu anlattı biliyor musunuz? Çok önemli bir veri. Dağlıca olayından sonra Genelkurmay Başkanı ağlıyor diye gazete manşetleri attılar. Ağlayacağına iş yap dediler. Eğer Türkiye burada haklılığını anlatmasaydı, biz bugün bizim uçağımız orada ne iş yapıyor, bizim Genelkurmay ne iş yapar, uçağı oraya niye gönderdi diye bunları tartışırdık. Çünkü Türkiye'de artık bazı noktalar döndü. Geçmişte askerin arkasına saklanıp oradan ateş edenler şimdi askere ateş etmeye başladılar. Dolayısıyla işlerine gelmediği noktada bazı şeyler, bunun anlatılması çok önemli çok oldu. Çok büyük konuştunuz, bununla bitirelim bence. Geçmişte askerin arkasına saklanıp ateş edenler şimdi askere ateş etmeye başladılar. Diyorum. Ve burada başka ülkelerinde bu olaydan dolayı kendileriyle ilgili Türkiye'ye karşı bir takım buradan fırsatlar ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum. İran bu konuda önemli ülkelerden bir tanesidir. Biraz önce, yayından önce DSP Genel Başkanı Sayın Masum Türker'in benden sonra konuşacağını duydum. Masum Türker'e sorun, Suriye'deki tutuklu gazeteciler meselesinin size perde arkasını anlatsın. Türkiye o olayla ilgili çok önemli bir perspektife ulaşacaktır. Ama bunu mutlaka sorun. Çok önemli iddialarda bulunuyor DSP Genel Başkanı Sayın Masum Türker. Rusya vurdu uçağımızı diyor, devamını getiriyor. Reklamlardan sonra devamını aktaracağız sizlere.